İza müdihal fasıku gadiber rabbu vehtezze lizalikel arşu. Ebu Büreyde radıyallahu anh'ten radıyallahu anhum ecmain rivayet edilmiş hadis-i şerif. Sonuncu hadis-i şerif buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İza müdihal fasıku, fasık metholunduğu zaman. Fasık ne demek? Allah'ın emrinden sapmış, günah işlemeye dalmış insan demek. Fasık, fasıkın tarifi bu. Doğru yoldan sapmış, günaha dalmış insan demek. Fasık methedilirse, övülürse, aman sen arslansın, ağasın, paşasın, iyisin, hoşsuz, şöyledir, böyledir diye methedilirse, gadibar Rab. Allah-u Teala Hazretleri gazap eder bu işe. Methedene gazap eder. Fasıkını methediyorsun diye. Sonra, vehtesle lizalikel arş. Allah-u Teala Hazretlerinin arşı azamı bu medihten dolayı titrer, sallanır, ihtizaz eder. Allah, aman ya Rabbi. Allah'ın sevmediği bir günahkar methediliyor diye arş titrer. Bu hatırınızda kalsın. Allah kızar, Allah'ın arşı titrer korkudan. Allah kızdı diye korkuyor tabii o da. Allah gazap etti diye korkuyor. Yani fasıka lüzumsuz yere medih yok. Bir insan doğru yolda yürüyorsa elini öp, ayağını öp, tamam iyi güzel ama günahkar ne diye övüyorsun? Hatta azarla ki şey yapsın, hatasını bilsin, dönsün, örnek olmaz. Hem günahkar, hem fasık, hem hatalı, hem yanlış yolda efendim, hem de efendim mevkii var, makamı var, parası var, pulu var diye etrafındakiler dalgavukluk yapıyor, övüyor. Allah kızar, arş-ı âlâ titrer. Öyle şey yok, öyle yapmayacak. Müslüman dobra dobra konuşacak. Hoşuma gitti. Dün akşam da anlattım bir yerde. Burada dün akşam gelmeyenler de vardır. Osmanlı sultanlarından birisi bir alime haber göndermiş. Gelsin bize ders versin diye. Dini ders versin diye. O kadar dini ilimlere aşıksa gelsin burada dinlesin demiş. Burada gelsin dinlesin demiş. Sonra demiş ona söyle demiş öyle avcılığı mavcılığı bıraksın demiş. Devletin işlerine iyi baksın. Bu kadar insanın vebali omuzunda demiş. Efendim şöyle demiş, böyle demiş. Nasihatler etmiş. Tabi gelen adam onu gidip padişaha söyleyemez diye. Yemin et bakayım aynen söylediklerimi ona nakledeceksin değil mi? Yemin et bakayım diye bir de yemin et demiş. Öyle göndermiş. Başka bir aleme gitmiş o da aynı şekilde. Avu mavu bıraksın, devlet işlerine baksın. Ciddi olsun. Efendim ümmetin işlerinde ihmalkarlık göstermesin. Padişah olduğu halde övmemişler. Padişah olduğu halde efendim Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'in çadırına gelmiş, kalkmamış yattığı yerden. Kalkılmaz mı? Normal olarak kalkılır. Yatıyormuş uzandığı yerden kalkmamış. Kibirlenmesin, şey yapmasın diye. Hocası nasihat edecek. Aklını başına toplasın. Efendim, hatalı iş yapmasın. Fatih'in gene bir hocası var. Molla Gürani, aksakallı, ehli Kur'an, alim bir kimse. Efendim, Fatih'i yetiştiren kimse. Fatih hizaya girmiyormuş, ele avuca sığmıyormuş, haşarıymış, Kur'an öğrenmiyormuş, hocaları saymıyormuş filan. Küçük daha. Haşarı bir yaramaz çocuk. Demiş ki, ikinci Murat babası vezirlerine, ya bizim oğlan hala Kur'an-ı Kerim'i sökmedi, Elif Bey'i öğrenmedi, hocaları saymıyor. Aman efendim demişler, Mısır'dan şimdi bir alim geldi, Molla Gürani diye, çok ciddi, çok alim, onu hoca yapalım, çağırın demiş. Demiş ki, hocam bizim mahdum sultan şehzade Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedi, yazıya geçemedi. Efendim hocalığını yapar mısınız lütfen Allah rızası için işte Müslümanlığı öğrensin filan. Demiş ki yaparım ama yaparım. Tabii bir insanı yetiştirecek alimin vazifesi de hakkı söylemek, öğretmek. Yaparım ama hak ettiği zaman da çakarım demiş. Döverim demiş. Nasıl istersen öyle yap filan. Gitmiş elinde değnek Manisa'ya gitmiş. Manisa'da Şehzade Lalası yanında küçük efendim hocam geldi diye karşılamış, marşılamış, oturmuşlar. Efendim haşarı el avuca sığmıyor. Gözümün önüne geliyor gibi oluyor yani.
Şöyle kaşını kaldırmış, hocam demiş, o yanınızdaki sopa ne demiş. Yani başkaları sopayla gelmiyorlar, sizin demiş bir şey, efendim bu sopa ne? Ötekisi gayet ciddi, hiç gülmüyor filan. Bu demiş, tedip sopasıdır demiş. Tedip, adam etme, dövme sopasıdır. Eğer demiş, derslerine çalışmazsan seni bununla döverim demiş. O gene kaşını kaldırmış, yani hocam demiş, ben ki padişah çocuğuyum, şehzadesiyim, beni dövmek nasıl mümkün olur, reva mıdır derken çat çat değnek iki inmiş, bakmış ki bu hoca başka türlü hocalara benzemiyor, öteki hocalara benzemiyor, kısa zamanda sökmüş. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş, daha nice şeyler öğrenmiş, daha işte Allah'ın, Resulullah'ın methettiği İstanbul'u fetheden ne iyi komutandır diyor, İstanbul'u fetheden insan olmuş yani. Öyle yetişmişler mübarekler, öyle alimler. Hiç kimseye şey yapmamışlar yani. Bunu nereden açtık? Fasık bir insan methedildiği zaman Allah kızar, arş-ı azam titrer. Sözünden açtık. Nasıl olacağız biz? Dost doğru sözlü olacağız, dobra dobra olacağız, hakkı söyleyeceğiz. Ama yumuşak söyle, ama sert söyle. Tabii yumuşak söylemek daha iyidir. Karşı taraftaki adamı doğru yola getirmek daha iyidir. Nus ile uslanmayana etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yani ilk önce nasihat, ondan sonra tekdir, ondan sonra ondan da uslanmıyorsa o zaman biraz da ceza gerekiyor demek ki. Ceza olunca iyi oluyor. Allah bizi her işi kendi rızası için yapanlardan eylesin. Amin. Kimseye dal kavukluk ettirmesin. Amin. Kimsenin önünde hor zelil etmesin. Amin. Mağlup mahcup etmesin. Amin. İslam'ın izzetini yaşamayı ve temsil etmeyi nasip eylesin. Amin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip etsin. Amin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi şöylece müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife meal Besmele. Amin.